Trend Futbol'un yediğin Kartal Kesti'nin yeni bölümünden herkese merhaba, bir ağız alışkanlığı. Beşiktaş'ın derbi zaferiyle burada sizlerleyiz. Beşiktaş dün Galatasaray'ın sahasında 3-1 mağlup etti. Değerli Haluk Kesim'le birlikte derbiyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dün keyifli bir maç izledik özellikle ikinci yarıda. Ondan dolayı daha da bir hani keyifli geldik açıkçası. İlk yarı kötü olsa da siz nasıl değerlendirirsiniz karşılaşma? İlk yarı sanki şimdi, böyle olacağı belliydi. Şimdi tabii maçın bir başına bakmak lazım. Kağıt üzerinde ben de dahil olmak üzere kağıt üzerinde baktığımız zaman Galatasaray'ın kazanma ihtimalini yüksek olarak gördüğüm bir maçtı. Çünkü öyle bir maç ki Galatasaray yapı itibariyle daha önceki senelerden de önce yani baktığımız kadarıyla Galatasaray böyle durumlarda çok da hani böyle şampiyonluğu vermeyecek takımlardan bir tanesi. En azından buradan bir puan çıkartabilecek bir takım olarak gözüküyor. Bunun için her seferinde turnuvalara da alışık olan bir takım. Bu tip final maçlarına alışık olan bir takım. O yüzden Galatasaray'ı daha şanslı görüyorduk. Bütün spor medyası da aynı şekildeydi. Kimse hani kimse kimseyi kandırmasın. Maç sonrasında birçok şeyde gördüm. İşe inandık, biz biliyorduk. Şöyleydi, böyleydi. Hayır, değil. Ben birçok kimseyle konuştuğumda Beşiktaşlar da dahil olmak üzere herkes Galatasaray'ın mutlak bir galibiyet alacağını, hatta bu maçtan muhakkak puan çıkartacağını düşünüyordum. Ben de aynı şekilde düşünüyordum. Kadrolara baktığımız zaman, böyle bir kefeye koyduğumuzda bunu öngörüyorduk. Hatta maç o kadar ilginç bir maçtı ki sevgili Mert. Bir şarkı var ya, Selda Bağcan söylüyordu galiba. Daha sonra da Mehmet Erdem söyledi. Hani bir yanım bahar bahçe, öyle bir yerdeyim ki hani bu ne beter çizgidir diyor ya, hani ne çıldırtan denge diyor. İşte bir yanım bahar bahçe diyor, diğer yanı bambaşka. Aslında böyle bir maçtı bu. Çünkü Beşiktaş kazandığında Fenerbahçe'nin işine yarayacak ama Beşiktaş da ikinci olmak istiyor sonuçta. İkinci olmak isterken Fenerbahçe'nin işini yarayacak bir şey var. Yani Galatasaray'ı Fenerbahçe şampiyon olursa Galatasaray'ı altına alıp Beşiktaş ikinci olur mu? Çok zor. Yani büyük bir soru işareti. Berabere kalsa ne Galatasaray'a yarıyor ne Beşiktaş'a yarıyor. Yenilse Beşiktaş tamamen havlu atacak. Yani böyle garip bir maçtı ve maç başladı. Maç başladığında Icardi ile Galatasaray öne geçti. Aslında kötü bir oyun oynamıyordu Galatasaray. Yani oraya puan almaya gelmiş gibi, hani offside'ımsı var mı gibi, offside'ımsı gibi bir durum vardı. Gelmişim gibi yaptı Galatasaray. Hiç şut atmadı. İlk şutu gol oldu Galatasaray. Beşiktaş'sa daha temkinli, ilk yarıda daha temkinli bir oyun sergiledi. Rozier'in oyununu beğendim fakat ikinci yarıda Beşiktaş Galatasaray'ın sezon boyunca yaptığı şeyi yaptı. Yani bazı oyuncuları üst düzey oynamaya başladı. Oyunun haricinde de üst düzey oynayan bazı oyuncular vardı. Mesela bir Gedson çok iyi bir oyun sergiledi. Onu da Rozier soracaktım zaten. Skor katkısı vermedi ama herhalde maçın yıldızlarından biri, hatta en iyisi diyebilir miyiz Gedson için? Evet. Yani o 1-8 numara ne yapması gerekiyorsa yaptı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Maç niye böyle oldu? Bir ona bakmak lazım. Şimdi bakıyoruz. İki tarafın da orta sahasına bakıyoruz. Galatasaray ne oynuyor? 6, 8 ve 10 numarayla oynuyor. 6 numara Torreira, 8 numara Oliveira, 10 numara Mertens. Eğer 10 numara görevini yapmıyorsa veya o gün iyi değilse
Galatasaray orta sahada bir kişi eksik oluyor. Ki Mertens oynadığında biraz daha, hani daha zayıf rakiplere karşı bakıldığı zaman Mertens'i birazcık daha Icardi'ye yakın görüyoruz. Yani 9 numara, 10 numara bizim eskilerden alışkanlık, 7 numara ve 11 numara. Baktığımızda numaralara göre söyleyeyim. Yani Kerem ve Raşitsa. Evet. Şimdi Galatasaray ne yaptı? 6 numara, yani 6 numarasını Torreira'yı buraya Torreira'yı koydu. Gezgin ve yanında olan bir 8 numara olan Oliveira'yı tuttu. 10 numaraya, 9 numaraya, yani Icardi'ye yaklaştırdı. Ve 7-11'de aynı şekilde, tabii Raşitsa 26 numaraydı galiba. Raşitsa'yı da yaklaştırarak Galatasaray orta sahada bir kişi eksik kaldı. Sadece Torreira ve Oliveira bütün atakları karşılıyordu orta sahada. Oysa buna karşılık Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş'ın oyun planında Şenol Hoca ile birlikte Beşiktaş 10 numarayı da oynamıyor. Bir tane 6 numara, iki tane 8 numarayla oynuyor. Yani Amir dağıtıcı, yönlendirici 6 numara, kesici değil. Çünkü kesici 6 numara işte örnek veriyorum Joseph gibi olabilir. Veya işte Necip gibi bir 6 numara olabilir. Atiba gibi bir 6 numara olabilir. Ne yapıyor? Onun önüne de iki tane güçlü ve kreatif özellikleri olan, o box to box dediğimiz hem defansif hem ofansif oynayabilen iki tane 8 kullanıyor. Ne oldu burada? Beşiktaş orta sahada 6 ve 8'e karşılık 1-6-2-8'de üstünlüğü ele geçirdi. Bilhassa ikinci yarıda. Salih ve Gedson'la. Gedson'un fiziken çok iyi bir oyun sergilemesi, Salih'in defansa da yardım etmesi, ardından Beşiktaş, yani daha doğrusu Galatasaray hücum bölgesinde bir fazla oyuncuyla oynamaya çalışırken, Beşiktaş'ta bizim 7 dediğimiz, hani orada sol tarafta Cenk 9 numara, birazcık geriye aldığı 10 numara Abubakar ve 15 numara Redmond. Şimdi Beşiktaş ne yaptı? Bu üçlüyü de hücum hattını kalabalık tutmadı. Orta sahaya kalabalık tuttu. Bu hücum hattında da ilk yarıda, zaten ilk yarıdaki Beşiktaş'ın tutukluğunun ana sebebi 10 numarayı, yani Abubakar'ı fazla ileriye aldı. O sırada ona gelebilecek toplar gelmedi istediği gibi. Cenk ve Redmond'la kanatlardan hücum gerçekleştirmeye çalıştı. Fakat kanatlardan hücum gerçekleştirmeye çalıştığında ise orada bir Adekupe ve Kerem ikilisi. Adekupe çok fazla ileriye gittiğinde Redmond da Kerem'i de engellemeye çalışacağı için çok fazla onun defans arkasına çok fazla sarkmadı aslında. Cenk de ne yazık ki Cenk'in çok başarılı son vuruşları olmasına rağmen Cenk artık yaş itibariyle o kulvarı kullanabilecek oyuncu değil. Yani kanat oyuncusu değil. Sonra ne oldu? İkinci yarıda Abubakar'ı birazcık daha geride gördük. Cenk'i bu sefer hem Cenk'i hem Redmond'u içeriye girdiğini birkaç kez gördük. Redmond'un içeriye girmesi tabii ki defansı gerçekten rahatsız etti, Galatasaray defansını. İkinci golde Oliveira'nın büyük hatası, bir defa bu inanılmaz bir hata. Ama asıl Oliveira'nın hatası değil. Oradaki en büyük hatayı yapan Muslera'ydı. Evet. Yok, Muslera'ydı. Niye? Şimdi Muslera bir kaleci, bütün sahayı görür. Bütün sahayı görür. Yani arkadaşına o topu attığı zaman arkasından gelecek olan kişiyi, topu attığı arkadaşı yüzü kaleciye dönük olduğu için görmeyebilir. Amir gayet rahatlıkla geldi, aldı, gitti gol attı. Oradaki hata
Oliveira'ya o topu atan Muslera'dadır aslında. Ki Muslera bunun gibi birçok kez bunun gibi hatalar yaptı. Oynadığı yani sezonlar içerisinde bunun gibi hatalar yaptığı çok oldu. Beşiktaş doğru bir oyunla, doğru bir şekilde galip gelmeyi bildi diyelim. Öncelikle buradan başlayalım. Evet, golleri dediğiniz gibi asası değindiniz. İşte kornerde Galatasaray'ın savunma zafiyetleri görüldüğü, Sayıs'ın eşleşmeleri çok, çok kolay attı. Evet. Yani net bir kafa vuruşu. Hatalar aslında oyunu zaten futbol diyoruz ama bu kadarı bekleniyor muydu? O belki tartışılır. İkinci golde aynı şekilde Hasan Ahmutovic'in ve Abubakar da noktayı koydu aslında. Sayıs'ın Azamutovic'in ilk golleri Galatasaray'a geldi. Abubakar Galatasaray'a karşı ilk golü kaydetti. İlginç. Üçüncü dönemini geçiriyor Beşiktaş'a. Şu ana kadar Galatasaray'a golü atmamış. İlk golü Vodafone Park'ta derbide. İlk golü de çok güzel attı. Evet. Çok şık bir vuruştu. Beklerinden katkı aldı. İlk golde Masuaku'nun ortası. Üçüncü golde Rozier'in payı var. Baktığınızda bayağı bir takım halinde her ne kadar maçı iyi başlayamazdım Beşiktaş. İkinci yarıda hani Mert Günok'un çok zorlanmadığı şeyde maçı çevirdi diyebiliriz belki de. Peki Vodafone Park'taki derbi istatistiğiyle sormak istiyorum size. Vodafone Park'ta Beşiktaş yapıldığından beri Galatasaray'a sadece bir beraberliği var. Galibiyet serisi var. Galatasaray'ı en çok mağlup eden teknik direktör Şenol Güneş olmuş. Burada da bir seriyi bağlamış durumda. Okan Buruk'un da en çok mağlup ettiği bir hoca. Şimdi muhtemelen şey gibi düşünüyordu. Hani acaba Beşiktaşlılar bundan birkaç hafta önce hoca gelseydi ne olacaktı şimdi diyorlardı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi bunu Sayın Şenol Güneş, herkesin konuştuğu mesele bu. Bugün taksiye bindim, taksici arkadaş da gördü. Abi dedi Allah razı olsun. Niye dedim, bindim. Abi dedi bugün dedi her binen dedi ya yaşlıydı ya teyzeler dedi ya hanımlar dedi. Futbolu konuşacak birisi bindi sonunda dedi. Taksime dedi. Valla eyvallah. O da aynı şeyi söyledi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Şimdi Mert. Sen söylediğin için söylemiyorum bunu. Ama seninle ilgili değil. Sözü meclisten dışı. Ya yeter. Yani bu konu artık çok fazla bir şekilde önümüze gelmeye başladı. İşte Şenol Güneş 3 hafta evvel, 5 hafta evvel gelseydi, Şenol Güneş öyle olsaydı, Şenol Güneş böyle olsaydı, o zaman birader deyin ki bunu söyleyenler Beşiktaş yönetimi istifa deyin ya. Bağırın Beşiktaş yönetimi istifa diye bağırın. Bütün kabahat Beşiktaş yönetiminde deyin. Doğru. Yani şimdi bak Allah aşkına ben artık bu şeyden bıktım. Valerian İsmail niye gelmişmiş? Efendim Şenol Güneş gelecekmişmiş. O olacakmışmış. Abi gelseymiş olmazmış belki. Şimdi demek ki zamanıymış, gelmiş. Bu bir. İkincisi, bak. Beşiktaş'taki en büyük problem yönetimin. Yönetimin yanlışları yüzünden bu halde Beşiktaş. Beşiktaş yönetimi bir, çok kötü iletişim var Beşiktaş yönetimi. İki, Beşiktaş yönetimi karar alamıyor doğru düzgün. Bak doğru düzgün karar alamıyor. Kararını zamanında alamıyor. Sosyal medya yüzünden sosyal medyayla etkileniyor. Sosyal medyaya göre kararlar alıyor. İşler yapıyor. Bu yüzden de Beşiktaş ne yazık ki ne yazık ki bu yüzden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la olunan şampiyonluktan sonra işler sosyal medyaya göre gitti. Kim ne der? Hani komşular ne dere doğru gitti? Bak ebe fazla olunca çocuğun gözü şaşı olurmuş diye bir laf var.
Beşiktaş'ta da işler aynen o şekilde. Bir, bak başlayalım. Bu konuyu müsaadenle birazcık geçmişe dönüp başlayalım. Tabii ki, ne demek. Şimdi Beşiktaş Sayın Sergen Yalçın'la şampiyon oldu. Çok güzel. İnanılmaz bir şampiyonluk. Muhteşem bir şampiyonluk. Çok değerli bir şampiyonluk. O gün Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ve ekibi arkada Beşiktaş yönetimi loy 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 diye orada çok, kupa kaldırdı. Çok büyük bir sorumlu bir görüntüydü o. Evet. Ardından Sergen Hoca dedi ki ben dedi yaptım şampiyon dedi. Eyvallah kardeşim. İşte para istiyor, şunu istiyor, bunu şu kadar istiyor, bu kadar istiyor. Olur da olmaz. Abi bir defa Beşiktaş yönetimi sınıfta kalmıştır. Şunu yapacak Beşiktaş yönetimi. Sayın Sergen Yalçın şampiyon mu yaptı? Ne kadar istiyorsun? 3 istiyorum. Tamam mı? Bak bitti. Haziran bitti. 3 mü istiyorsun? 2,5 veriyoruz. Olmaz. Anlaşırız. Ne zaman? Sergen Yalçın sana bir hafta süre 3,700, 2,750 veriyorum. Anlaşıyor muyuz? Yok anlaşmıyoruz. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Çok güzel bir şekilde bizi şampiyon yaptın. Allah senden razı olsun. Çok değerlisin. İnşallah bir daha gelirsin dersin. Gidersin başka bir teknik direktörle anlaşırsın. Bitirirsin. Ama sen Ağustos ayına kadar oldu da bilmem ne oldu. Yana yattı, çamura battı, evinden çıktı, balkona gitti, arkadaşı dedi. Şunu yaptı, bunu yaptı. Sergen Hoca'ya da yazık. Beşiktaş yönetimine yazık. O bir. Ağustos ayında Beşiktaş Sergen Yalçın'la sözleşme imzaladı. Takımı istediği gibi bir takım oluşmadan veya tam doğru oluşmadan ardından Önder Karaveli geldi. Önder Hoca bir süper kupa kazanınca ooo dediler ya onunla devam edelim. Dedik ki Önder Karaveli A takım teknik direktörü değil yapmayın. Önder Hoca'ya da yazık ediyorsunuz. Havaya sokmayın. Bu takımın ne olur Süper Lig'de artık bir Süper Lig'de bir şey yok. Süper Lig'de gençler oynasın. Hoca genç isimleri çıkarsın. A kadro, az kadro Türkiye Kupası'nı kazanmak için oynasın. Türkiye Kupası kaybedildi. Şampiyonluk kaybedildi. Avrupa kaybedildi. Beşiktaş Kupası. Ardından Valerian İsmail geldi. Dedik ki bunu dediğimizde bütün millet laf etti. Valerian İsmail ile Beşiktaş şampiyon olamaz dedim. Ben kendi adıma söyledim. Valerian İsmail olamaz. Ama doğru seçim. Ama Beşiktaş eğer gerçekten bir proje yapacaksa, yani bu proje işte akademi, işte efendim akademi diye bir şey vardı. 3 seneden beri bir akademi kurulamadı gerçi de. 3 sene evvel bir lansman yapıldı. Gittik oraya. Hala o akademi nerede bilmiyorum. Veya yapılıyor. İşte gençler yetişsin. İşte efendim yeni genç altyapı oyuncuları alınsın, yeni isimler alınsın. Bu Valerian İsmail. Valerian İsmail geldiği zaman şunu söyledi. Dedi ki bunu şey yapmıyorlar. Fransızca söyledi. Çeviri tam yapmıyorlar. Dedi ki ben dedi üçlünün dedi kralıyım. Aslında orada şey gibi tanrısıyım gibi bir şey söyledi üçlünün. Tamam mı? Ben dedi Fransa 2. liginden ve Championship'ten oyuncu istiyorum dedi. Şimdi bu nedir? Championship biliyorsun Premier Lig'in altyapı yeridir aslında. Fransa 2. Lig dünyanın altyapısı gibidir. Bak dünyanın altyapısı gibidir. Dünya futbolunun aslında çok önemli bir yerdir. Ki Fransa Ligi bizim Fransa Ligi'ndeki oyuncular bizim ligimize uyabilir. Hele ki 2. Lig'de daha fiziğe dayalı da bir oyun oynanır orada. Çok yetenekli oyuncular da vardır ve fiziğe dayalı da bir oyun. Güçlü oyuncular. Bunu istedi. Bunu istedi Valerian İsmail. Ondan sonra Valerian İsmail'le alınan oyunculara bak. Backhorse. Adam diyor ki bana genç Fransa 2. liginden ve Championship'tan oyuncu getirin. Ben size yeni bir takım kuracağım antrenman yöntemi. Çünkü Valerian İsmail'in oyun içi okuması zayıf ve şampiyon olabilecek şampiyonluğa götürebilecek
Bu arada ben mi gittim sevgili Mert? Olabilir. Ya siz ya ben. Bir gidip geldin mi? Geldik. Evet. Ha, tamam. Tamam. Yani Valerian İsmail şampiyon yapacak winner bir hoca değil. Buraya kadar tamam. Sonra ne oldu? Weghorst. Hocaya geliyorsun diyorsun ki sana kiralık Weghorst aldım. Tamam. Sana kiralık Delali'yi aldım. İyi. Sana kiralık Masuaku'yu aldım. Ha. Kiralık Redmond'u aldım. Sen hani proje yapıyordun. Buna adama Premier League kadrosu verdin. Bu adam bunu yönetir mi? Bu adam bununla ne yapacak? Hedefi ne? Bu adam buraya geldiğinde benim hedefim şampiyonluk diye mi geldi? Hayır, yeni bir takım oluşturacağım. İşte bir şey yapacağım. Sen işte bak, bütün hata burada. Sen kiralık Weghorst'u alıp Redmond'u alıp Deli Ali'yi alıp işte efendim Masuaku'yu alıp bunları kiralık alıp Muleka'yı falan bilmem ne alıp başına sezon başında ben kardeşim öyle takım makım kuramam, proje muraje yapamam. Ben Beşiktaş'ım. Ben Türkiye'nin Real Madrid'iyim. İşte Barcelona'sıyım. Ben Bayern'im. Ben efendim Manchester City'yim. Ben United'ım diyorsan o zaman sen onun başına diyeceksin ki selamun aleyküm Şenol Güneş gel. Gel diyeceksin. Ona bu kadroyu vereceksin. Onun istediği gibi bir kadroyu vereceksin. Yıldız oyuncuları vereceksin. Diyeceksin ki Şenol hocam beni yeniden şampiyon yap. Ama sen Valerian İsmail'i getirip şampiyonluk bir düşüncesinde bile değilken adama böyle bir kadro verip hadi git şampiyon ol dersen adam 7-8 hafta sonra pört diye pört der. Ondan sonra da vay efendim Şenol Güneş niye gelmedi zamanında? Gelseydi biz şimdi şampiyon olmuştuk. Abi sen ne istediğini bilmiyorsun ki. Sen ne istediğini bilmeden bir kadro oluştur. Sen ne istediğini bilmeden bir yapı oluştur. Azamak gibi. Senin derdin neydi? Değil mi? Yani yok. Derdin neydi? Kafa karışık. Valerian gelsin, o gelsin, bu gelsin. O da benim olsun, bu da onun olsun. Ha şimdi Beşiktaş bu saatten sonra ne yapacak? Şimdi bu oyuncularla veya bu parasızlıkta bir dahaki sene Şenol Güneş'e bir iyi bir kadro kurulacak mı? Kurulabilecek mi? Yine mi kiralık oyuncu olayına girecek? Onu da bilmiyorum. Ama bir de kiralık oyuncuya girerse borç almış başını gidiyor. Birçok kimse diyor ki efendim ne olacak diyor, ödemezsek ne olur borçları diyor. Günün birinde görürsünüz ne olacağını. Günün birinde ne olacağını görürsünüz. O zaman ne Beşiktaş'ınız kalır, ne Galatasaray'ınız kalır, ne Fenerbahçe'niz kalır. Elin adamı gelir cart diye kayyumu atadık şey satın aldıktan, kayyum atandıktan sonra elin adamı gelir cart diye satın alır kulübü. Ondan sonra görünmez. Böyle. Peki, o yüzden bir... Şenol Güneş zamanında hani 3 hafta evvel 5 hafta evvel gelseydi değil. Şenol Güneş 3 hafta 5 hafta evvel gel, evet belki şampiyon olurdu. Belki olurdu. Belki de açık ara gitmişti şampiyon olmuştu. Şimdiden en büyük adayıydı. Olabilirdi. Bu kadro olabilirdi. Olamaz diye bir şey yok. Ama hani hem öyle düşünüp hem böyle yapıp hani evdeki hesap dondu galiba Haluk abi. Derbiyi konuşmaya devam ediyoruz biz de. Haluk abiyle birlikte Beşiktaş'ın 3-1'lik derbi galibiyetini konuşuyoruz. Onun ardından da sezonun geri kalanı ve Antalyaspor maçına dair görüşlerini de alacağım. Haluk abi o teknik sıkıntısını çözdüğünü ne diyelim efendim. Şenol Güneş, Haluk abi gelene kadar bazı bilgilerden de bahsedeyim. Gordon Milli geçmeyi başardı. En çok galibiyet alan Beşiktaş teknik direktörü oldu. Galatasaray'a karşı Vodafone Park'ta ne Fenerbahçe ne Galatasaray'a geçit vermiyor Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş.
Diyelim Haluk abi gelene kadar ben de size buradan hoş geldiniz evet. Tekrardan. Eyvallah. Yeniden bir düştük, yayından düştük. Evet, evdeki hesap çarşıya pek uymuyor sevgili Mert. Peki sezonun geri kalanı için ikincilik bir olur mu? Gerçekçi bir hedef midir? Ne düşünüyorsunuz? Yok, gerçekçi. Şimdi istersen sen bana söyle, şöyle bakalım. Şu anda Beşiktaş'ın puanına bakalım. Beşiktaş, Fenerbahçe, evet. Galatasaray bir puanlamalara bakalım. Bakalım. Galatasaray 70 puanda değil mi? Evet. 70 puanda. Fenerbahçe 67 puanda. Evet. Beşiktaş da o da 67 idi galiba değil mi? 65 olması lazım. 65. Evet, 65 puandı. Evet, öyleydi galiba. Doğru. Ama bir maçı fazla Beşiktaş'ın. Evet. Artı biri var. Bir maçı fazla. Vallahi şimdi bak, Galatasaray Başakşehir'le oynayacak önümüzdeki hafta. Fenerbahçe Giresunspor deplasmanına gidecek. Çok önemli bir maç. Giresunspor deplasmanı. Ben skora bakamadım. İstanbulspor 1-0 öndeydi en son gördüğüm kadarıyla İstanbulspor Giresunspor maçında. Bakamadım, kusura bakmayın. Ama şimdi Başakşehir'in galip geldiğini düşünelim. Başakşehir'in galip geldiğini ve Giresunspor'un Fenerbahçe'yi yendiğini düşünelim. Bir anda Beşiktaş 68 olacak, Galatasaray 70, Fenerbahçe 67. Bir maç fazlası var ve kendi aralarında oynayacakları maç var. Yani kendi aralarında oynayacakları maçta Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerse ve bu şekilde giderse Beşiktaş şampiyon bile olur. Yani sonraki hafta, en sondaki bir haftada biliyorsun şey, üçer puanı alacaklar. Yine bu arada puan kaybı yaşanabilir. Beşiktaş bundan sonraki maçlarını alırsa şampiyon bile olabilir. Yani öyle bir durum var. Peki, İkinci şansı fazla bence Beşiktaş'ın. Siz nasıl? Ya ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ya yani çünkü Galatasaray bu saatten sonra vermemesi lazım. Evet. İkincilik vallahi ikinciliği Fenerbahçe Beşiktaş'a kaptırırsa ikinciliği artık herhalde ortalık yangın yeri olur. Sayın Ali Koç da diyecek bir şey bulamaz bu sefer. Hani kime suç atılacak? Geçen Divan Kurulu'nu seyrettim. Divan Kurulu'nda bir Allah'ın kulu da şey demedi ya. Bizim hatamız var demedi. Hakem hatalı. Tabii. O hatalı. Halı hatalı. Aykut Hoca hatalı. Koku hatalı. Senelerden beri. Operatör hatalı. Hakemler hatalı. MHK hatalı. VAR çizgisi, VAR kamerası hatalı. Offside çizgisi hatalı. Abi herkes hatalı ya. Fenerbahçe'ye göre Sayın Ali Koç her şeyi çok düzgün yapıyor. Her şey muhteşem. Geri kalan herkes hatalı. Herkes oturmuş düşünüyor. Diyor, Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapmayız? Ya Allah aşkına bak, son olarak da onu söyleyelim. Şimdi soracağım başka şeyler var mı bilmiyorum ama. Bir de Antalyaspor maçını soracağım hafta sonu oynanacak. Tamam, tamam. Beşiktaş Antalyaspor maçını. Evet. Yani Antalyaspor da bir çıkış arıyor ama Beşiktaş bir hava da yakaladı. Çok güzel bir hava yakaladı. Oradan güzel bir şey çıkabilir. Yani Beşiktaş adına Antalya'da yenebilir Beşiktaş. Hava da güzel. İyi güzel bir maç olacaktır. Ben Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın maçlarını alacağını düşünüyorum. Çok fire verebileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bak, şuraya gelelim. Antalya Spor Beşiktaş maçını böyle bitirelim. Çünkü çok fazla hani onu yorumlayacak bir şey yok aslında. Artık iş birazcık şeye döndü. Hani
çıkıp oynayına döndü. Son haftalarda genelde öyledir. Oyun değil de skor. Oynayına döndü. Skor çok önemli. Doğru. Şimdi bak, senelerden beri ben bu yaşa geldim. 50 yaşında adamım. 50, hadi üks süratleri saymıyorum artık. Yani ben 49'da aslında bitirdim sayıyı. 49 diyelim. Bana göre 49. Yani bana göre bakar, aslına bakarsan 37'yim. 37, 36 falanım ben. Bana göre. Hadi 50'de bitirelim. Bunca seneden beri futbolun içerisinde. Ya Beşiktaş mağdur. Hakemler Beşiktaş'ı doğuruyor. Hakkını yiyor. Şampiyonluğu vermiyor. Şampiyon olmasını engelliyor Beşiktaş'ın. Değil mi? Hep bu söylenir. Beşiktaşların hepsi bunu söyler. Kiminle konuşursan konuş, Beşiktaşlar bunu söyler. Anadolu yakasına geçiyorsun. Fenerbahçe hep mağdur. Hakemler hep hakkını yiyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemiyorlar. Fenerbahçe şöyle, TFF Fenerbahçe, basın Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Beşiktaş'ta da aynı şekilde. Beşiktaş'ta Beşiktaş. İşte efendim, renkli basın. Ötekisi de siyah beyaz basın. Sonra bakıyoruz, Avrupa'ya tekrar geçiyoruz. Öteki taraftan Galatasaray'ın hakkı yeniyor. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorlar. İşte Galatasaray şöyle, Galatasaray'a böyle yanlış yapıyor. Hakem hakkımızı yiyor. Önümüzü kesiyorlar. Ligi bitirtmeyiz. VAR kayıtları incelensin. İşte Abdurrahim Albayrak çıkıyor, diyor ki birileri birilerini şampiyon yapmak istiyor. Sonra gidiyoruz uzaklara, Karadeniz'e doğru. Trabzon'dan bu sefer aynı ses geliyor. Hakemler bizi şampiyon yapmak istemiyor. Hakkımızı yiyor. Yahu kardeşim, ne hakemmiş ya. Ulan dördünüzden başkası şampiyon olmuyor. Bir Bursa Spor oldu, bir Başakşehir oldu. Kupayı siz kazanıyorsunuz. Parayı siz kazanıyorsunuz. Reklamı siz alıyorsunuz. Sponsoru siz alıyorsunuz. Şampiyon olan sizsiniz. Avrupa'ya giden sizsiniz. Ama en çok mağdur da sizsiniz. Ya nasıl bir edebiyattır? Mağdur edebiyat. Nasıl bir mağdur edebiyattır? Yani Beşiktaş şampiyon olamayınca hakemler TFF, MHK şampiyon yapmıyor. Galatasaray şampiyon olamayınca TFF, MHK hakemler şampiyon yapmıyor. Ama şampiyon olduğunda kendileri oluyor. Öyle mi? Arkadaşım, bak, geçen sene Trabzonspor'u şampiyon yaptı hakemler. İşte siyaset, TFF, MHK, hakemler, medya, o bu. Trabzonspor'u şampiyon yaptılar dedi mi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray? Dedi. O zaman birader, bu sene herhangi biriniz şampiyon olursa sizi de siyaset, TFF, MHK, hakemler şampiyon yapıyor. Kendiniz olamıyorsunuz. Bu böyle düşünülüyorsa, değil mi? Trabzonspor'u birileri şampiyon yaptıysa siz de birileri. Çünkü aynı hakemler, aynı adamlar. Yani. Hayır. Bak, insanlar şey mi zannediyor? Arkadaşım, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışanlar, profesyoneller öyle her sene değişmiyor. Herkes aynı. Hakemler her sene değişmiyor. Hakem camiası değişmiyor. Ne yapıyor bu adamlar? Oturup ulan bu sene de diyor Galatasaray'ı şampiyon yapalım. Bu sene Fener'i yaparım. Hele bir de şey çok saçma geliyor bana. Onu da söyleyeyim. Yayıncı kuruluş işte efendim şu şampiyon olsun istiyor. Yani çamur atmak, pislik atmak ne kadar kolay ya. Yayıncı kuruluş onu istiyormuş. Yayıncı kuruluş bunu istiyormuş. Ya bak, bunlar var ya hastalıklı kafalar. Bunlar hasta kafalar. Rahatsız kafalar. Ya bunlar rahatsız kafalar. Gerçekten. Bu kafa doğru bir kafa değil. Bu kafa kötü bir kafa. Bu kafa vatanı millete zarar kafa. Ya bundan kurtulun artık.
komplocu teorilerden. Bu evet komplo teorilerinden, bu paranoyadan kurtulun abicim. Bak bu paranoyadan kurtulun. Ya bir gün son onu söyleyeyim. Bir Flash TV yeni Flash TV. Orada da aynı şeyi bir kızımıza söyledim. Bizim Hamdi var. Hamdi Boryalı. Liseden beri tanırım. Çok severim. Hamdi de orada haberleri sunuyor. Dedi ki Haluk dedi işte bir Ankara Gücü maçı olayları falan. Ankara Gücü maçı olayları. Bak kafanın yanlışlığından bahsediyorum. Ankara Gücü maçı ile ilgili dedi yayına gelirim ama ben olmayacağım yayında, bir hanımefendi olacak. Peki dedim, biliyor mu? Futboldan anlıyor mu hani şeyine? Yok anlamıyor ama dedi hani bilir doğru soruları sor. Tamam ben de yayına çıktım. Bak ben siyasetin hiç hoşlanmam, işim değil. Geldi abi durdu. Bana dedi ki işte dedi bu olayların olması dedi yıllardan beri süregelen ayrıştırma politikası yüzünden değil mi? Anlamadım dedim. İşte ayrıştırma dedi, işte dedi, tribünlere de yansıdı. Hanımefendi 30 yıldan beri gazeteciyim. Bak 30 yıldan beri gazeteciyim. 30 yıldan beri ben şunu gördüm. Eğer bir kimse, bu senin, sen de bak bunu bil, gençsin. Genç kardeşlerimiz de bunu. Birisi diyorsa ki ayrım yapıyorlar, ikilik çıkartıyorlar diyorsa, gençler emin olun ikiliği çıkartan bunu söyleyendir. Bak, ikiliği çıkartan bunu söyleyendir. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Aynı hesap. Mağduruz diyorlar ya. Mağdur eden aslında, Türk futbolunu mağdur eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'dur. Şimdi hepsi bana kızacak. Evet. Kızacaklar ama affedersiniz de mağdur eden sizsiniz. Çünkü derdiniz futbol oynamak değil. Derdiniz ülkemizin futbolda gelişmesi değil. Sadece ve sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Sadece o taraftarlarını... Ne yapıyorsun sen de bunları söyledin diye yayını mı kesiyorsun? Yok. Bak sen aşk de bunları söyledim diye yayını mı kesiyorsun? Aa, aşk olsun olur mu öyle şey? Lütfen. şaka yapıyorum canım. Şaka yapıyorum. Evet. Tek istedikleri şey taraftarlı kontrol altında tutmak hepsini. Gözlerini koymak. Ya tabii ki. Yani aynen öyle öyle. Ama yani Beşiktaş, bak bu bahsettiğim yalnızca yanlış anlaşılmasın. Bak tekrar söylüyorum. Bahsettiğim Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor derken onları yönetenlerden, zihniyetten bahsediyor. Derdimiz futbol olmalı. Kesinlikle. Hep bana Rabbana değil. Bu güzel, derdimiz futbol olmalı. Güzelleştirmeliyiz. Evet. Evet bu kadar benden söyleyeceklerim şimdi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Kırmayıp geldiniz bizi. Ağzına sağlık. Rica ederim kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşça kalın.